Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Değerli seyirciler, 1.18 dakikayla yine birlikteyiz. Türkiye'nin gündemi belli. Türkiye bir seçime kilitlenmiş durumda. Ben bu sabah işe gelirken bir otobüste karşılaştım hocam. Binali Yıldırım'ın seçim otobüsü. Seçim otobüsünde Karadeniz ağzıyla, yani Karadeniz aksanıyla bir şarkı, bir seçim şarkısı hazırlamışlar. Şarkı şöyle. Sol yanında devlet, sağ yanında hükümet var. Cumhur İttifakı arkasında millet var. Dedim ki bu adam kaybetti. Tabii kesin. Şimdi senin sol yanında devlet, sağ yanında hükümet var ya. Yani burada devletle, hükümetle bir mücadele var. Tabii. Devleti, hükümeti gasp etmiş. Ona el koymuş. Çeşitli seçim ileleriyle, baskılarıyla, yenilgileri kabul etmeyerek, mızıkçılık yaparak, Yüksek Seçim Kurulu'nu manipüle ederek seçimlere ve millet iradesini, seçimleri ve millet iradesini gasp etmiş bir siyasal heyet var. Şarkı şöyle. Sol yanında devlet, sağ yanında hükümet var. Cumhur İttifakı, arkasında millet var. Millet dediği de Millet İttifakı rakibi pas veriyor. Şimdi arkanızda millet yok beyler ve hanımlar. Arkanızda millet falan yok. Arkanızda size körü körüne inanmış, din istismarı üzerinden manipüle ettiğiniz, yani bilincini kuşattığınız bir kesim var, bir topluluk var. Onların oyları da ve tercihleri de son derece kıymetli. Fakat karşınızdakinin görüşlerine, iradesine, size oy vermeyenlere saygı göstermeyi bir türlü öğrenemeyeceksiniz. Öğrenmeyecekler çünkü niyetleri bu değil. Mursi'yi de bu yüzden kışkırttılar. Mursi'yi kışkırtan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yasa dışı yollardan rejimi değiştirmeye yolladılar, zorladılar, teşvik ettiler, desteklediler ve en sonunda başını yediler. Bir İsrail-Amerikan darbesiyle, İsrail-Amerikan ve Suudi Arabistan'ın desteklediği bir darbeyle devrildi Mursi. Bakın Suudi Arabistan da Mursi darbesini, yani Sisi'nin Mursi'ye karşı desteklediği darbeyi teşvik etti, destekledi. Suudi Arabistan. Sisi darbesini destekledi. Niye? Çünkü ihvanı Müslüman kardeşleri istemez, sevmezler. Kendi kraliyetleri içinde bir tehdit olarak görürler. Çünkü İslam dünyasında sayısız mezhep, yorum, meşrep, tarikat, cemaat ve siyasi akım vardır. Kesinlikle bir birlik ve bütünlük yoktur. Birbirlerini kafirlikle suçlayan İslami cemaatlerin sayısı sonsuz, sayılamaz. Binlerce, yüzlerce demiyorum, bakın binlercedir. Ana akım olan bazıları var ve bunların içinde son dönemde sivrilen ve öne çıkan IŞİD oldu. El-Kaide, El-Nusra gibi örgütler. Şimdi Mursi'nin dramı çok ilginçtir. Halkın iradesiyle metrolarda hocam şöyle bir şey var. Halkın millet, milli iradeyle, halkın iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı deniyor. Yalan. Cemal Abdülnasır vardır. Ondan önce Enver Sedat vardır. Bunların her biri seçimlerle geldiler ve çok partili seçimlerle geldi. Otoriterdi, tamam. Rejimler otoriterdi. Ama sadece Mursi geldi denemez. Mursi toplam seçmenin %19'uyla iktidara el koymuş bir isimdir. Nedeni şu, seküler muhalefet, yani İhvan diye bilinen, kısaltılan İhvan-ı Müslümin, yani Müslüman Kardeşler Örgütü'nün dışındaki bütün siyasi hareketler seçimi boykot etti. Seçimlere %42 katılımı oldu, o %42'nin yarısından bir fazlasını aldı. Bu toplam seçmenin %19'una tekabül ediyor. Ve Mısır Anayasası'na göre, seçmenlerin yarısından fazlasının istemesi halinde seçimlerin yenilenmesi gerekiyor. 33 milyon imza topladılar ve Mursi seçimleri yenilemedi. 500 yıl iktidardayız, gitmeyeceğiz dedi. Darbenin sebeplerinden biri de o. Ve nihayet çok dramatik bir biçimde mahkemede öldü. Üzücü bir olay. Üzücü bir olay. Mahkemede öldü. Hocam Mursi'nin ilk geldiği gün çıkarttığı kanunu hatırlıyor musunuz? Terbiye müsait değil. Yok yok. Kanunu ama. Terbiye müsait değil. 9 yaşındaki kız çocuklarıyla evlenilebilir. Eşiniz öldükten sonra 6 saat boyunca cinsel ilişkide bulunabilirsiniz. Yasa yaptı. Yahu Allah aşkına siz bu nedenle mi iktidara geldiniz ya? Bu nedenle mi kıyameti kopardınız? Cumhuriyetin kazanımlarının, insanlığın ilerici birikiminin kazanımlarının ne kadar önemli olduğu burada son derece açık. Pardon, ben demin terbiyem müsait değil diye söyleyemedim. Terbiyem yabancı iki terim var, onu söylememe müsait. Pedofili ve nekrofili diyorlar.
Aynen öyle. Sorumuzun yanıtı, evet, pedofili ve nekrofiliyi meşrulaştıran bir... Ölü sevicilik ve çocuk sevicilik denilebilir ve onlarla cinsel ilişkiyi meşru kılan iki tane yasa çıkardılar. Ve esas olarak da Mısır'da rejimi, zaten yarı İslami olan bir rejim, yani şeriatla yönetiliyor aslında fiilen böyle bir ülkedeki rejimin, yarı seküler, yarı laik denilebilecek bir rejimi bile fazla görüp bu rejimi değiştirmeye çalıştılar. Nereden değiştirmeye çalıştılar? Yasa dışı yollardan. Hatta Müslüman Kardeşler Hareketi, partisi denilebilir, çok fazla niyetli değildi seçimlere girmeye. Seçimlere girmeyi teşvik eden AKP oldu. Bak biz geldik ve rejimi değiştiriyoruz, siz de yapabilirsiniz dediler. Bunlar önemli. Yani Mursi'nin mahkeme salonundaki dramatik ölümünün sebeplerinden biri AKP'dir. AKP hükümetidir. Bu bağlantıyı kurmak lazım. Buyurun hocam. Ben çok güzel gidiyordunuz. Yani ben de çok keyifle dinliyordum. Peki şeye ne diyorsunuz? Birdenbire İstanbul seçim propagandasında bir değişiklik gözlemleniyor. Sayın Erdoğan devreye girdi galiba, onu söylüyorsunuz. Evet. Ben şimdi gözlemliyorum, Mursi afişi dikkatimi çekti de ve yeni dün biliyorsunuz mahkeme salonunda öldüğü için çok dramatiktir bu. Yani keşke bu böyle olmasaydı. Ben üzüldüm kişisel olarak. Böyle bir son üzücü çünkü. Fakat kendi yarattıkları, hazırladıkları bir son. Fakat başka afişleri de var İstanbul Belediyesi'nin. Millete hizmet etmek israf değildir diyorlar. Biz bugün ana haberimizde açıkladık. Değerli İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, siz bir kere bir seçim kampanyasında değilsiniz. Ne oluyor size? Siz aday mısınız? Yani bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, diğer tarafta Ekrem İmamoğlu mu var? Yani seçim böyle bir şey mi? İsraf var diyen çünkü Ekrem İmamoğlu. Siz değil. Eğer bir belediye başkanı olsaydı o söylemek durumundaydı. Bu bir siyasi sorumluluktur. Peki, 1 gram çaya 81 bin lira vermek israf mıdır değil midir? 1 gram çay kaç paradır hocam? 1 gram. 1 gram. Vallahi bilmiyorum. Belgesini yayınladık. Şimdi hocam, 1000 gram, düzeltiyorum, 1000 gram çaya 181 bin lira para vermişler. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Yani gramı kaç para ediyor? 1000'e bölerseniz 181 lira ediyor. 181 lira gramını almışlar hocam. İyi, güzel şey gibi. 1 kilo çay, Çaykur'da 13 lira. Toplamlarda bu 11 liraya hatta 10 liraya kadar düşüyor. Bu çay topluyorlardı filan. O evet, çaydan mı o acaba? Çay. Hayır, o çaysa, hayır, o çaydan alınmışsa pahalı olabilir. Ben şöyle düşünüyorum. El değmiştir çünkü. Galiba Sayın Erdoğan otobüslerden millete çay atıyordu ya, yani tavuk yemler gibi. Yani belki de o çaylar, bilmiyoruz. Hayır, şu birlikte bir toplanan çaylar yani. Biliyorum, yargıçlarla yaptılar da bilemeyiz. Hayır, mukaddes eller değdi diye belki o çayın fiyatı yüksektir diyorum. Kim bilir, belki de. Dolayısıyla ortada böyle bir garabet de var. Siz bir internet sitesine 83 milyon vereceksiniz yapılmasına. Hayır, o yanlış dedi ama doğrusunu koymadı Sayın Binali Erdoğan. Binali, Allah söyledi. Düzeltiyorum, Binali Yıldırım. Binali Yıldırım ama kampanya galiba öyle gidecek. Binali Erdoğan şeklinde. Allah söyledi, Allah. Binali Erdoğan şeklinde gidecek kampanya. Çünkü öyle gidiyor zaten. Cihan Nüma Gönül Dostları Derneği'nin toplantısında Sayın Erdoğan yaptığı konuşmayla bu kampanyayı 12'ye 5 kala da olsa, son anda da olsa kendisi yürüteceğini ortaya koydu. Çünkü Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile çıktığı televizyon açık oturumunda çok açık bir yenilgiye uğradı. Şu anda yandaş televizyon kanallarında bu rehabilite edilmeye çalışılıyor hocam. Düzeltilmeye, toparlanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla böyle bir farklılık var, evet. Yani evet. Sayın Erdoğan sahaya indiğine göre şimdi Ekrem İmamoğlu Binali Erdoğan'la mücadele ediyor. Yani ben çok da dilimi sürçmediğini anladınız galiba. Efendim şimdi tabii çok, çok keyifli bir konu bu. Kimlerle Ekrem İmamoğlu'nun mücadele etti? Yani işte Sayıştay da işin içine girdi. Efendim canım şimdi o... Ana haber bültenimizde bütün belgeleri yayınladık. Evet. Birçok şey var. Hayır şey, bütün ülkenin yargısı, güvenlik güçleri, herkes, devlet, vali, sadece ordu valisi değil, İstanbul valisi de.
İstanbul Valisi şu anda şey işte kayyum olarak belediyeyi yönetiyor ve İmamoğlu'na karşı kampanya yapıyor. Şimdi İstanbul Valisi, Ordu Valisi, Cumhurbaşkanı, eski Meclis Başkanı, yeni aday, efendim Sayıştay, çalışanlar, bütün havuz medyası filan, devlet. Bir anda siz söylediniz, ben duymamıştım. Şöyle devlet hocam, ve hükümet. Sol yanında devlet, sağ yanında hükümet. Arkasında millet. Valla İmamoğlu'nu, yani neymiş bu İmamoğlu ya? Müthiş bir adammış yani. Fakat şimdi bu kadar keyifli bir konudan, ben demin siz Mursi'de çok şey yaptınız, ısrar ettiniz. O konuda ben değerli izleyicilerimize bir ipucu vereyim. Çok dramatik, herkesin ders çıkarması gereken bir sizin, son. Sizin çok iyi tanıdığınızı bildiğim yeni ölen bir Mısır kökenli Fransız düşünür var. Sami Ramin. Sami Ramin, değerli izleyiciler, Mısır kökenli olduğu için Mursi olayı ve Sisi olayını çok uzun analiz eden bir takım makaleler yazdı. Tabii. Ve o makaleleri... Darbe demedim. O makaleler Türkçe'ye çevrildi ve yayınlandı. Evet. Türkçe'de bir dergi var. Onların yayınlandığı makaleleri yayınlayan, Türkçe'ye çevirip yayınlayan, orada yayınlandı. Samir Amin. Buna bakınız. Baltacılar diye mesela bu şeylerin, ihvanın bir grubu var. Bunlar bizim mafya liderlerine şey... Yani bayağı... Yok, paramiliter bir örgüt. Yani işte, milis denilebilecek, işte, saldırgan, sokakta terör yaratan, evet, insan öldüren... Evet. Mafya, mafya, ateş eden, mafya yöntemlerini mafya kullanan. Mafya yöntemleri, mafya liderleriyle bu işte Sadat filan gibi, değil mi? Bir takım paramiliter şeyler Cumhurbaşkanlığı şeyine, danışmanlığına filan getirildi. Öyle sokaklarda... Hiçbir işe yaramadı şey, da ortaya çıktı hocam. İşte şimdi o, evet. Yani bu Mursi'nin, Allah rahmet eylesin ama, birçok şeyde mezarda yatacak yeri yok der bizim şey kültürümüz, öyle bir tarafı var. Şeye gelince... Mursi çok açık, İslamofaşist bir liderdir. İslamofaşisttir. Evet, evet, evet. Yani, maalesef. Bakın Müslüman değil. Maalesef. İslam'dan da söz etmiyoruz. İslamofaşist. Yani faşizan bir dünya görüşünü İslam istismarı üzerinde kuran, inşa eden kişi demek. Evet. Şimdi gelelim AKP'nin bu sağında, affedersiniz, devlet solunda mı sağında mı? Ben ona dikkat ettim. Şimdi solunda hükümet dese olmayacak. Solunda devlet, sağında hükümet, Cumhur İttifakı, arkasında millet, böyle devam ediyor. Karadeniz aksanıyla. Bir de Ekrem İmamoğlu Trabzonlu diye bütün şarkılarını Karadeniz aksanında hazırlamışlar. Bu da tuhaf yani. İzmir'de adayken İzmirliydi, hemşerilerim diyordu. Tabii. İstanbul'da hemşerilerim diyor filan. Fakat asıl mesele bence şeyden kaynaklanıyor. Şimdi bu dün burada konuştuk. Ben hatta biraz fazla konuştum. Bu tartışmanın, konuşmanın mağlubu Sayın Cumhurbaşkanı'dır diye. Çünkü bir defa reddettiği bir olaya boyun eğmek zorunda kaldı ve oradan da istediği sonuç çıkmadı. Üstelik söylediği halde çıkmadı. Yani kritik haftayı aydınlatacak dediği şey hiçbir aydınlık gelmedi. Bilakis karanlık geldi. Şimdi bunların başka şeyleri de var. Bu solumda devlet, sağımda hükümet, yaptıklarımız, yapacaklarımızın neyidir diyor? Teminatıdır diyor. Altına yazıyorlar. Biz yaptık, yine yaparız diyorlar. Yaparız diyorlar. İşsizlik oranı, doların yükselmesi, efendim falan filan. Yani yaptıkları propagandanın tümü... Yaptıkları, yapacaklarının teminatıysa yandık yani. İşte yani şimdi bütün yıkılıyor ortalık. Burada da millet de arkamızda diyor. Millet ittifakı değil, zillet ittifakı dedikleri Millet ittifakına pas veriyorlar. Yani Allah rahmet eylesin, o bir şeycileri vardı. Onun hanımı şimdi bunlara itiraz ediyor filan. Bir reklamcıları vardı. Erol Bey'di. Olçak diye bir zat. Allah rahmet eylesin. 15 Temmuz gecesi onu şehit ettiler. O herhalde şeymiş, bu işleri götürüyormuş. O olmayınca şimdi her söyledikleri muhalefete yarıyor. Daha kötü bir şey. Şimdi siz herhalde onu çok iyi değerlendireceksiniz. Ya bu kent, siz dün onu vurguladınız. Bu kent 2017'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün varlığını seçime ve halk oylamasına ağırlığını koymasına rağmen 2017'de bu
ucube anayasayı... İstanbul hayır dedi. Ucube anayasayı kabul ettirildiğini iddia ettikleri mühürsüz seçimde, mühürsüz oyların ve mühürsüz zarfların zorla saydırılıp haksız olarak kabul edildi dedikleri halk oylamasında İstanbul'da ki sayım aleyhine çıktı. Hayır dedi. Yaklaşık %52, %51 küsur, %52'ye yakındı. Şimdi o dönemde biz İstanbul İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ki o başarıda payı çok büyüktür. Cemal Can Polat'la durumu değerlendirmiştik. Yani Cemal Can Polat demişti ki ya biz bunu semtlerde gördük zaten. Biz yani 916 semtte temsilciler bulunduruyoruz. Komiteler kurduk. Tek tek inceledik. Binlerce semtte, mahallede temsilcilerimiz var. İlçelerde, sokaklarda sokak temsilcilerimiz de var. Bunlardan gördük zaten. Böyle bir sonucu bekliyorduk. Ve şaşıran başkaları oldu. Kaldı ki İstanbul'da da mühürsüz oylar sayıldığı üstelik, halde sayıldığı halde %51,5 hayır çıktı. Mühürsüzlere rağmen. Tabii. Bunu zaten daha sonraki sonuçlarını görüyoruz. Darbeden sonra en büyük miting Yeni Kapı Meydanı'nda değil, Taksim Meydanı'nda yapılmıştır. Bakın bu çok önemli. 15 Temmuz'dan sonra yapılan Taksim'deki 24 Temmuz mitingi en büyük mitingdir. 1,5 milyon insan katıldı. Yine CHP İstanbul İl Örgütü düzenledi. Ya millet 30-40 bin kişi gelir, rezil oluruz tedirginliğini yaşadığı halde bazı başkaları. Yine İstanbul İl Örgütü o zaman öne çıktı ve Taksim Meydanı'nda 1,5 milyonluk bir miting düzenledi. Kitlesel bir miting. Ben o nedenle Yeni Kapı'ya gidilmesini çok yanlış buldum. Adalet yürüyüşü 5 milyona yakın, 4 milyon insan toplandı Maltepe'de adalet mitinginde. Dolayısıyla İstanbul'da AKP'nin seçimi kaybetmesi son derece normal. İstanbul zaten AKP gericiliğine, AKP iktidarına, AKP üslubuna, AKP'nin yönetim tarzına, AKP'nin yağma düzenine karşı İstanbul direniyor. Evet, şimdi son bir dakikamızda size bir şey, değerli izleyicilerimize hatırlatmanız için bir şey sorayım. 7 Haziran'da AKP'nin kaybetmesine yol açan, 16 Nisan halk oylamasında İstanbul'un hayır demesine yol açan bütün kampanyaların bir numaralı götürücüsü, sorumlusu kimdi? Sahaya inen Sayın Cumhurbaşkanımız değil miydi? Ona bir tepki olarak o sonuçlar çıkmadı mı? Şimdi o yüzden Binali Yıldırım kampanyasında önce sahadan çekildi. Baktı ki Binali Bey fena hırpalanıyor. Yani mavi köşe fena, kötü durumda. Yani yapması gereken havlu atmaktı ringe ama yapmadı. Kendisi çıkacakmış ringe. Bakalım göreceğiz. Yani o yüzden Sayın Binali Erdoğan'la yarışacak Ekrem İmamoğlu. Öyle görülüyor hocam. Evet. Ne solunda, ya bu müthiş bir şey bu. Solunda devlet, sağında hükümet, arkasında millet. Millet dediği Millet İttifakı. Yani şeyine, rakibine, muhalefete prim veren bir slogan. Arkasındaki millete güvenmesin hocam. Yani ne yapacağı belli olmaz. Evet. Çelme takar giderler. Evet, 18 dakikayı bitirdik. Yarın görüşmek üzere değerli izleyiciler. Hoşça kalın.